Devam eden özgürlük yürüyüşü de Kürdistan'ın dört bir yanını adım adım dolaştı ve yürüyüş kolundaki heyetimiz değildi sadece yürüyen. Kürdistan'da yüz binlerce Kürt yurttaşımız, Kürt halkı bu yürüyüşün en temel parçalarından birisi oldu. Ve bütün bu eylemler Türkiye'de de, Orta Doğu'da da, Avrupa'da da bütün bu eylemler ve etkinlikler bir amaçla yapılıyor. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kalkması ve Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşması. Bunun bir anlamı vardır. Bunun anlamı 40 yıldır bu ülkede devam eden savaş ve çatışmaların son bulmasıdır. Bu ülkede 40 yıldır Kürt halkının dört parça Kürdistan'da dillendirdiği özgürlük mücadelesi, kimlik mücadelesi, adalet ve demokrasi mücadelesinin başta Türkiye olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'de, Irak'ta ve İran'da tecelli etmesidir. Ve bizler de elbette bu onurlu mücadelenin dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Dün olduğu gibi analarımızın verdiği özgürlük mücadelesinin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Adalet nöbeti Türkiye'nin dört bir yanında şu an devam ediyor. Bu onurlu mücadeleyi Türkiye halkları, bu onurlu mücadeleyi başta Türk anaları olmak üzere Türkiye'deki bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların görmesi, duyması, uzatılan bu barış eline kendilerinden doğru da bir barış elinin uzanması çok önemli ve çok anlamlı. Ama ne yazık ki bizler Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir dedikçe ne yazık ki bu iktidar tam tersini, savaşı kışkırtıyor, çatışmaları kışkırtıyor. Daha birkaç gün önce yine sınır ötesi operasyonlarla Rojova'da Derik bölgesinde sivilleri hedefleyen saldırılar gerçekleştirdiler. Ve bugün saraya yakın olan kalemlerden birinin yazdığı yazıya baktığımızda bir gazeteci midir? Ya da askerlerin nerede operasyon yapacağının koordinatlarını ortaya koyan bir asker midir belli değil. Yazdığı yazıda adım adım sınır ötesi operasyonlarda nereyi ve nasıl vuracaklarını yazmış bugünkü köşe yazısında. Ve bu tür kalemşörler olduğu sürece saray tarafından bu yazılar yazdırıldığı ve bu operasyonlar gerçekleştiği sürece ne yazık ki Kürt sorununda barışı dile getirmek daha da uzaklaşıyor mevcut olan iktidar barış sözünü dile getirmekten. Ve bizler DEM Parti olarak, bir müzakere ve diyalog partisi olarak Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesinin önemine her daim vurgu yaptık. Şimdi de vurgularımızı devam ettiriyoruz. Kürt sorunu seçimden seçime hatırlanacak, Kürt'ü oy deposu görecek bir sorun değildir. Kürt sorunu 40 yıldır yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın acılar içinde kıvrandığı, anaların gözyaşı döktüğü, kentlerimizin boşaltıldığı, yakıldığı, yıkıldığı bir tarihe, bir döneme sahiptir. Onu kalkıp seçimden seçime bir seçim malzemesi haline getirmek ve dönüştürmek asla kabul edilemez. Seçimde Kürt'ü hatırlayanlara elbette Kürt halkı da en güçlü yanıtı bütün demokrasi güçleriyle birlikte verecektir. Ve burada bizler adalet nöbetinde bulunan analarımızın huzurunda çağrımızı bütün Türkiye ve dünyaya yineliyoruz. Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi için bir diyalog sürecinin başlaması çağrısını burada bir kez daha yineliyoruz. Kürt sorununun statü sorunu olduğunu
ve onurlu bir barışla çözüleceğini ve demokratik bir anayasayla bunun çözümünün taçlandırılacağını burada bir kez daha çağrısını yineliyoruz. Ve yine buradan bütün uluslararası güçlere, başta SPİTE olmak üzere, İşkenceyi Önleme Komitesi olmak üzere, Türkiye'ye gelip İmralı'yı ziyaret ettiklerini geçmiş dönemde biliyoruz ama tuttukları raporu kamuoyunda yayınlamadılar. SPİTE yakın zamanda Türkiye'deydi. İmralı'da Sayın Öcalan'ı ziyaret etmesini bekliyorduk ama bu ziyarette gerçekleşmedi. Başta SPİTE olmak üzere bütün uluslararası güçleri Kürt sorununun çözümü konusunda duyarlı olmaya, özne olmaya davet ediyoruz. Yine aynı kuruluşları Türkiye'de cezaevlerinde devam eden işkence, İmralı tecridinin kaldırılması için dünyada eşine benzerine az rastlanan İmralı tecridinin insanlık karşıtı, hukuk karşıtı olan bu tecridin ortadan kalkması için herkesi seferber olmaya davet ediyoruz. Ben bir kez daha siz değerli analarımızı, adalet nöbetinin özneleri olan siz değerli beyaz tülbentli analarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mutlaka başaracağız, mutlaka başaracağız. Mücadelenin ve örgütlülüğün elinden hiçbir şey kurtulamaz. Bu toplumu dönüştüreceğiz, başaracağız. Kürt sorununu da çözeceğiz. Bu ülkede bulunan bütün halklar ve inançlar bu ülkede eşit bir yurttaş olarak yaşayabilecekleri bir Türkiye Cumhuriyeti'ni, bir demokratik cumhuriyeti tesis edene dek hep birlikte mücadelemiz devam edecek. Mücadeleniz önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Özgürlük mahkumları haykırıyor dilleri, zincirleri şakırdar. Ed xwazim îro sed û du rojên hevalê zindana di girtîgeha de ne, di birçîbûniyê de ne, û dayîk destekê didin wan li temamê bajar û Kurdistanê û Tirkiye tev de. Ed xwazim êrî dengê wan bê bihîstin, deng bidin dengê wan, çareseriyekê bibînin ji bo wan, birçîbûnî ne tişkî baş e. Meha Remezanê rok rojî însan digire, li bendî azana mele dimînit bê mele kengî azan bide. Ez bi fitirin firq avexwim birçîbûnî ne tişkî baş e. Em dixwazin zilm rabe, ew jî birçîbûniya xwe bi dawî bikin. Em dixwazin tecrîd rabe, amaca wan bê ciyê xwe, ew jî birçîbûniyê bi dawî bikin. Yek jî heştê adarê tê li temamê zîndana girtîgeha jinê me dibin zilmê de ne, tedel wan tê kirin, mafê حقوقی اج دسته وان تگرتن ام دخوازن دریه زندان و به حواله می جن دای که می نخواهی زندان و به بردان ام دخوازن هر کس دنگ بده دنگه وان ام دخوازن که ایگو لسر کارن ایگو به دسته وان جیته وان دریه و که بچه که حقوقی بنارگ و حق و حقوق جیه خواه ببینه گو نخواهش دگرتیگه ها دنمینن گو هجن دی زندان ها دنمینن حواله نخواهش دی دنمینن تجریت را به حیا تجریت را نبه اف ظلم جی ناقده حتی تجریت را نبه رونشتنا کسی تونهی ام دخوازه اف تجریت را به هر کس راحت ببه وک دایگ جی ام پیشی هر تشتی بارش دخوازن ام بارش دخوازن ام آشیتی دخوازن ام دخوازن آشیتی بی حتی آشیتی نه دلی مشهوتی ایشیای ام نخوازن دلی تو دایی که دنی ایدی بشهوت بیش حتی ام آشیتی نینن و دا وک دایی که کرد و ترک دسته خواه ندن هفدو وی تجریت رانکن وی شری نسکنینن جبو مجی رونشتن تنیه ام وی دخوازن حشتی آداری ام دخوازی جن حشتی آداری لکولانا پیشوازی بکن به کیف او به رنگ خواه او به رنگ جنه او به دنگ جنه هشته آداره لکولانا ند بین ظلمه ده به پیشوازی کرن به خطلامش کرن اما مخابن ای روژن ده زندان آدنه بر چیبونی دن هشته آداره امه چاوا پیشوازی بکن جبو ما جینا امن کارن به کیف روژه خواه شایی ببینن ظلامی مل حفصه دیه حفصه از این جنبه و دوره برنه ویلی امن کارن هرم باری اسکن جلو آن دکن باسقی جلو آن دکن اما هک جر بود نگردی تلفونی مال باتا خونه کی تو آن خبر ندی
يعني بس قيس ترى أبهر هي. إذا أم جهاتنا فيدري نوبة عدالة تيم دقرين جبو أم هي بيا مش تمام دعيك هي براك شو نفيدري. أم هي بيا قب هفدود إن أمل فيدري نوبة تيم دقرين حفسية ما قش كتنا أتوقع يا فيقش برشينا. أم جل فيدري بس جيا حفسية خابكين. يعني نوبة عدالة تيم دقرين أمل فيدري مرا تمام دعيك ورين فيدري. أم هي بيا قب هفدود إن حتى حفسية ما بس جريك وان شارة صرنا بأمج فيدينار. وجبنا سروكي مجي أم أزادية أشيتية خوازن أم دايك أم أزادية خوازن حتى سروكي مجي أزاد نبا أزادية تدرى تشينابي أم دخوازن سروكي ما أزاد با وهر كس برا أزاد بي إيه أزاديش تركا جربش كردا جربا مي حمو أزاد بنا مي حمو رحة المالا قرنين أم أشيتية خوازن أم دايكين أم نا خوازن تدايك بدين قرينا دايكي عسكرانا إيه غيرينا إيه بوليسا يعني إيه وانجي شهيد من دلي مصر وانجي تشيني ام نه خوازن تو دایک بدن گری نه خوازن کذابی تو دایک آب شوتن ام نه خوازن تو دایک کذاب آم شوتا ام آشیتیه خوازن ام حتی نوید درین نوبت عدالتیم دکن حتی پسکری که حسیه ما چاره سر نبا ام جیج به درین نارن و زهیدارم تمام دایک آب را ورن ویده. ام نوبت عدالت دانه هوانو حتی که ام سری که سروک خونستینن حتی که سروک ما آزاد نبه حتی که ام خبر جن نستینن ام به نوبت خود دوام بکن حتی در حبس و زندان آزارو که مد حبس و زندان دانه حتی که ام سری که جوان ام نینن ام الوی در رونن حتی داملا خوینا ما به ام سروک خورانه شهید خورانه بحبسی خورانه بیشی برخدانا زندانا Evet, çok güzel.